Neyim? Kötü bir şey mi yaptın? Ne saçmalıyorsun sen yine? Sumru, Barış nerede? Bilmem, acaba nerede? Ya bana hiç oyun oynama. Barış en son seninle konuşmuş. Sen Azra'yı da arıyorsun, beni de arıyorsun kaç gündür. Hayırdır, yapmazdın böyle şeyler. Telefonunu açmış olsaydın bilirdin. Bak hiç kaprislerini çekemem. Ya bana konuşursun ya da polise. Sen seç. Abi Barış Afrika'ya falan gitmemiş. Hatta hiç yurt dışına çıkmamış. Ne oluyor abi? Hiç iyi şeyler olmuyor Yusuf. Hiç iyi şeyler olmuyor. Efendim Cenk. Gürkan, ben bu Barış meselesini araştırdım. Emniyete geldim de şimdi. Yurt dışına falan çıkmamış Barış. Emin misin? Ya eminim tabii. Emniyetten yardım aldım. Üst arama sistemi yapmışlar. Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir kameraya rastlanmamış. Bu mümkün değil biliyorsun. Haklısın, evet. Peki Barış bizim aklımıza gelmeyen bir sebepten özellikle görünmez olmak istemiş olabilir mi? Yok canım, bence daha ciddi bir durum var. Sen ofiste misin? Ben bir yanına geleyim, konuşalım biraz. Yok değilim. Neredesin? Konumu at, geleyim ben. Tamam. Yoldayım. Şimdi varınca atacağım. Her şeye burnunu sokmasan olmuyor değil mi Cenk Çelen? Ha? Gencecik adamsın. Yazık olacak sana da. Gürkan! Buradayım. Kusura bakma, seni de buraya kadar yordum ama burası bizim otelin özel mülkü. Barış kiralayalım diyor. Biraz tadilat lazımmış ama. Gürkan, Barış nerede? Söyledim ya,
Cape Town'a gitti. Giderken de böyle bir sürü talimat verdi, emirler yağdırdı. Ha, Barış'la konuştunuz yani. Evet. Uzun uzun konuştuk hatta. O zaman en son sen konuştun Barış'la. Ne söyleyeceksen açık söyleyeceksin ki. Sıkıldım bu imalarından. Barış'la garaja inmişsiniz diyorum. Elimde kamera kayıtları var. Muhtemelen sen o kamera kayıtlarını yok etmeye çalıştın ama... senden daha akıllı biri hızlı davranmış, kopyasını almış. Birini de bana verdi. Ha, demek elinde kamera kaydı var. Kimmiş bu akıllı? Bir dost diyelim. Bak anlattığım gibi. Sonra da hayatından endişe etmeye başlayınca beni tehdit etti. Şimdi bana hiç masal anlatma, tamam mı? Ben masal anlatmıyorum. Doğruyu söylüyorum Cenk. Bak Barış en son Gürkan'la beraber garaja inmiş. Sonra da kimse görmemiş bir daha. Kayıtlara baktım silinmiş. Barış'ın telefonu Gürkan'da. Gürkan kesinlikle Barış'a bir şey yaptı. Bu adam çok tehlikeli bir adam. Gürkan. Daha fazla kaçamazsın. Öyle bir niyetim yok zaten. Bence sen kendin için endişelen. Sen o tetiği gerçekten çekecek misin peki? Niye olmasın? Senin hayatın benimkinden daha mı kıymetli? Gürkan. Büyük bir hata yapıyorsun, haberin olsun. Yok. Bence gayet doğru bir şey yapıyorum. Barış seninle ilgili tek bir konuda haklıydı, biliyor musun? Bu da her şeye burnunu sokman. Keşke bu kadar meraklı olmasaydın Cenk Çelen. Senin Barış'la derdin neydi Gürkan? Siz gayet iyi iki dostunuz. Yoksa mesele para mı? Sizin aklınıza ilk gelen şey niye para? Ha? Hayatta paradan daha önemli şeyler var Cenk. Ve dostluk, arkadaşlık falan bunlar fasafiso da. Eşitlik. Biz eşit değiliz. Sizin gibilerin gözünde. Kibriniz, gücünüzle benim gibi adamları istediğiniz gibi ezeceğinizi zannediyorsunuz ama... buraya kadar. Biliyor musun? Barış başına gelenleri çoktan hak etmişti. Ne yani? Öldürdün mü sen Barış'ı? Evet, üzüldün mü? Ben sizin düşman olduğunuzu zannediyordum. Ne olursa olsun Barış iyi bir adamdı. İyi. Madem öyle seni de yanına gönderelim. Gürkan, gerçek ortaya çıkacak. Yakalanacaksın. Merak etme. Sen öldükten sonra ben başımın çaresine bakarım. Güle güle Cenk Çelen.
Kalk, kalk, kalk. Al, tamam. Abi, çarpma. Barış Yaman'ı öldürme şüphesiyle tutuklusun. Delilleriniz var mı? Artık var Gürkan. Bu iş daha bitmedi Cenkçeler. Bitti bitti, merak etme sen. Abi bu adam gerçekten öldürmüş mü Barış'ı? Nasıl iş, ben de anlamadım ki. Onu Nazra'ya nasıl söyleyeceğim şimdi? Damla var, babaannem var. Hadi.